Hayır. Ağlıyor Ya ben... musunuz? Evet, ben kusura bakmayın. Ben hocama bir şey danışmak istiyorum da hocamı çok seviyorum. Allah razı olsun. Buyur kızım. Hocam, ben 2 ay önce oğlumu kaybettim. Ah. Trafik kazasında. Ben Başınız Allah'a sağ inancı olsun. olan, teşekkür ederim. Ben Allah'a inancı olan bir insanım. Ben her gün Allah'a dua ediyorum. Bana geri göndermesi için günaha giriyor muyum acaba? Bu kadar değil mi? Efendim? Şimdi hanımefendi bazı Nur sizin için de şey yapıyorum. Bazı insanların imtihanları zordur kızım. Bu Evet. hanımefendinin imtihanı da zor. Ah evlat. Hele de evlat acısı başka hiçbir şeye benzemez. Yemin Ama ediyorum burnumun direği tabii sızladı. tabii. Ama biz Cenab-ı Hakk'a dua ederiz. Ya Rabbi onu geri gönder deme yerine Ya Rabbi cennette onunla beraber beni haşret Ya Rabbi diye dua ederiz. Kaç yaşındaydı oğlunuz? 15. Ah. Allah sana sabır versin hanımefendi. Ben demin söylediğimi tekrar söylüyorum. Zor bir imtihandan geçiyorsunuz. Zor imtihandan geçmiş olmanıza rağmen bir de sabrediyorsunuz. Şu haliniz Hocam. sizin sabrınızın işaretidir. Cenab-ı Hakk'a oğlunuzla ilgili ne söylerseniz söyleyin, Allah Teala size asla günah yazmaz ama geri getirme meselesi olmayacağına göre. Öyleyse ya Rabbi beni cennette oğlumla beraber haşreyle, bizi cennette cem eyle diye Allah'a dua etmekten başka çareniz yok. Pek fazla da ağlamayın, sızlamayın, Nasıl ağlamaz kendinizi hocam? dert sahibi yapmayın. Allah Teala böyle takdir etti. Bak şimdi bizim akşam tekrar onu verdiler de efendim gene bir hayli duygulandım. İsmail Biçer rahmetli benim sıra arkadaşımdır. Hı. İmam Hatip'ten. Sıra Hı. arkadaşımdır. O genç yaşta vefat etti. Efendim Osman Şahin Hoca var. Şimdi teftiş kurulunda. O Fatih Camii'nin imamıydı. 2 gün evvel bir rüya görmüş Osman Hoca. İsmail Biçer'in Fatih Camii'nin bir köşesinde Kur'an okurken görmüş onu. Ertesi gün de demiş ki, ya İsmail Hoca ben seni bizim Fatih Camii'nde rüyamda Kur'an okurken gördüm demiş. İsmail Hoca da sormuş, peki hangi ayeti okuyordum, gördün mü o ayeti demiş. Vallahi ayeti göremedim demiş. Aynı rüyayı ben de gördüm. Biz onların ecelini tehir de etmeyiz. Öne de almayız ayetini okurken kendimi rüyada gördüm diyor. 2 gün sonra da ölüyor kızım. Onun için Allah öyle takdir etmiş. O kadarmış ömrü. Ömür o kadar olduğu için söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Eyvallah. Sadece sabretmek, Dua et. dua etmek o kadar. Başımız sağ olsun. Allah razı olsun. Sizin evladınız bizim Allah sabır versin. evladımız. Kolay iş değil. Gerçekten dinlerken burnumun direği sızladı. Allah'ım zorunuzu kolaylaştırsın. Şimdi dua edeceğiz hepimiz birbirimiz için. Sevgili Lezzetler, sevgili Lezzetler isimli seyircimiz Instagram'dan yazmış. Bir yerden bir evlat gidiyor, bir yerden bir evlat kazanmak için dua ediyorlar. Tüp bebek yapmışlar bugün. Tüp bebek denemesi yapmışlar. Allah Ne olun herkes onlara bize dua evlatlarını etsin diyor. kucaklarına almayı nasip etsin. Amin inşallah. Ve Tabii. onun gibi, o seyircimiz gibi evlat sahibi olmak isteyenler Biri varsa parayla onlar satıyor, gibi. biri evlat sahibi olmak için uğraşıyor. Ve bağlanan hanımefendi, Allah zorunuzu kolaylaştırsın. Evladıyla imtihan olanlar, dertli olanlar, borçlu olanlar, sağlık derdi olanlar. Hadi ne olur 5 dakikalık Tabii. çok kısa bir süremiz var.